Arkadaşlar merhabalar. Eğitim setime hoş geldiniz. Bu sette SOLIDWORKS 2023 ile plastik enjeksiyon kalıp seti yapıldı arkadaşlar. Bu setin amacı en temel seviyeden en ileri seviyeye götürmektir. Zaten yaptığımız aşamalarda bu şekilde. En başta size teorik bilgi verdim arkadaşlar ki o teorik bilgileri atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Ondan sonra size yolluk tiplerini anlattım ve yolluk tiplerin tasarımlarından bahsettim. Nasıl yapılacağından bahsettim. Ve o yolluk tiplerine bağlı olarak da birkaç kalıp yaptık arkadaşlar ve farklı ürünleri de oluşturarak. Şimdi ilk kalıbımıza bakacak olursak en temel kalıp çeşidimizi yaptık. Şöyle bir parça çizik arkadaşlar, kapak çizimi ve yolluk giriyor. Tek bir parçada çoklu yolluk girişi yaptık. Normal nedir? Silindirik yolluk girişi oldu. Ve arkadaşlar şöyle baktığımızda bir update edelim şunu. Çekirdeksiz normal plakanın bütünlüğüyle yapılan normal iticili bir kalıp çeşidimiz oldu. Ve bunu da yuvarlak yapmış olduk. İlk önce yuvarlaktan başlayalım dedik. Şöyle bir kayıt edelim. Hemen bunu kapattım. Akabinde arkadaşlar ikinci kalıbımıza baktığımızda ikinci kalıpta artık dikdörtgen ya da kare kalıba geçtik. Ve arkadaşlar burada çoklu gözlü bir kalıp yaptık. Şöyle şunları bir gizleyelim. Çoklu parçalı ve dik daha doğrusu trapez kesitli yolluk yaptık arkadaşlar. Burada şöyle bir kapak kalıbımız oldu. Ve bu kalıbın diğer kalıptan farkı şu, çekirdekli kalıp yaptık. Bunu yapma amacımız nedir? Bunu yapma amacımız şudur arkadaşlar. Hem anlatayım hem itici grubu tarafını da göstereyim size. Bunu yapmamızın amacı şu, olur ya kalıp çeliği zarar gördü. Normalde biz bunu bütün işleyebilirdik. Bütün işleseydik zarar görseydi bunu çöpe at, yenisini işle olurdu. Birincisi arkadaşlar maliyetli, ikincisi zaman tasarruflu değil. Bunu modüler, çelikli, çekirdekli bir kalıp oluşturduk. Ve arkadaşlar burada geri dönüş pinlerimiz var. Normal, iticili bir kalıbımız oldu. Üçüncü kalıbımıza bakacak olursak birazcık daha, bir tık daha değişik bir şey yaptık arkadaşlar onda. Onu da size şöyle göstereceğim. Yine dikdörtgen kesitli oldu. Yine çekirdekli kalıp. Fakat bu sefer hem çoklu gözlü hem çoklu girişli bir parça yapalım dedik. Ve ayrıyetten de arkadaşlar yazılı bir parçamız olsun istedik. Burada trapez girişli. Yani diğer kalıpla, ikinci kalıpla neredeyse birebir aynı. Bu da bu sefer arkadaşlar bakın. İki tane çekirdek değil de bütün çekirdekten oluşturduk. Şöyle itici kısmına baktığımızda da itici kısmı da diğer kalıpla aynı arkadaşlar. Geri dönüş pimimiz yine her zaman var. Yine geri dönüş yaylarımız var. Bir de size şundan bahsedeyim. Şu aralara destek koyduk. Sebebini zaten tasarımlarda anlattım. Bu da yine bir tık daha ileri seviyeye götüren bir kalıp çeşidimiz oldu. Şimdi dördüncü kalıbımıza bakacak olursak dördüncü kalıbımızı da inceleyelim. Dördüncü kalıbımız arkadaşlar yaklaşık 64 gözlü bir kalıp oldu. Şöyle sadece enjeksiyon kısmını gizleyeyim. Bakın 64 gözlü bir kalıp. Bunun diğer kalıplardan farkı şu, boru itici kullanıldı arkadaşlar bunda. Yani bir tık daha değişik bir kalıp olsun istedik. Beşinci kalıbımıza bakacak olursak eğer şöyle beşinci kalıbımızı hemen açıyorum size. Beşinci kalıbımıza baktığımızda yine yuvarlak kalıba döndük. Fakat bundaki fark ne arkadaşlar? Bundaki fark şu. Halka girişli yolluk tipi yaptık. Birincisi yolluk tipi değişti. İkincisi itici kısmı değişti. Neden? Bu sefer sıyırcılı yaptık arkadaşlar. Yani diğer kalıptan da farkı bu. Yani bütün kalıp çeşitlerini tek tek sizlere göstermeye çalışıyoruz. Altıncı
çeşidimize baktığımızda arkadaşlar, kalıbımıza artık neye devreye girdi? Birincisi taşıma kancaları koymaya başladık. İkincisi arkadaşlar artık maçalı kalıp yapmaya başladık. Bunda sadece maçayı hareket ettiren şurada destekler var. Yani kilitleme kısmı var. Boynuz kullanmadık. Çekirdek kullandık arkadaşlar. Taşıma kancası kullandık ve artık maçalı tipe döndük. Ve burada ekstradan bir şey daha yaptık. Bakın arkadaşlar, şurada konik kilitlemelerimiz var. Kolon kısmında. Bir de bunu eklemiş olduk. Yedinci kalıbımıza bakalım. Yedinci kalıbımızda arkadaşlar şöyle bir şeyler yaptık. Yine taşıma kancamız var. Yine kolonlar kısmında konik kilitlemelerimiz var. Enjeksiyon grubunu kilitledim. Bu da maçalı bir kalıptır ve çeliklere baktığınızda formlu çelik işlenmiş arkadaşlar. Ve bu sefer maçalarda ne kullanmışız? Boynuz kullanmışız. Az önceki kalıpta geri çekmek için yay vardı ama siz görmediniz. Neden? Maçanın önündeydi arkadaşlar yaylar. Burada nerede? Burada maçanın arka kısmında. Ve normal itici, bir de dikdörtgen itici kullandık. Şöyle göstereyim size. Yuvarlak ve şurada dikdörtgen iticilerimiz de mevcut. Ve arkadaşlar burada daha farklı bir şey daha yaptık. Yolluk tipini değiştirdik. Yolluk tipini ne yapmışız? Muz yolluk girişli oldu. Şimdi 8. kalıbımızı bakalım. 8. kalıpta arkadaşlar döner maçalı sistem kullandık. Bakın bu sefer devreye ne girmiş? Artık pistonlarımız devreye girmiş. Bir tık daha ileri seviyeye gitmişiz. Şöyle enjeksiyon grubunu gizleyeyim. Bunları istediğiniz gibi hareket verdirebiliyorsunuz. Bakın şu şekilde göstereyim. Hareket mesafelidir arkadaşlar. Burada döner maçalı sistemimiz ve yine boynuzlu maçı sistemimiz var. Fakat artık buralarda neler devreye girmiş? Sürtünme plakaları girmiş arkadaşlar. Bir tık daha ileri seviyeye gitmişiz burada. Yolluk tipimiz normal tek yolluk girişi ve çoklu yolluk girişine dönmüş. Yine kancalarımız var. Yine desteklerimiz var. Bir de normal iticilerimiz var arkadaşlar. 9. tip kalıba geçelim. Pardon, şunu kaydetmediğim. Dokuzuncu kalıbımıza geçtiğimizde bu sefer işin içerisine dişli sistemini soktuk. Bu birazcık daha detaylıdır. Onu da belirtmiş olayım size. Şöyle enjeksiyon kısmını gizleyelim. Parçamız bu arkadaşlar. Hocam bu parça nasıl yollukla böyle gelebiliyor? Bunda biz sıcak yolluk kullandık. Enjeksiyon kısmını açtığımızda hemen size göstereyim. Şu plakayı bir gizleyelim. Şu plakayı gizledim. Bakın burada bizim manifoldumuz var. Biz bu manifoldu birlikte tasarladık arkadaşlar. Ben bunu hazır çağırmadım. Onu da söyleyeyim size. Ve bu manifoldun altında neyimiz var? Sıcak yolluklarımız var. Sıcak yolluklardan direkt parçanın içerisine doluyor. Ve burada vidalı sistem var. Bunu nasıl çıkartıyoruz? Hemen itici kısmına geçelim. Size belirteyim. Şöyle bunu da bir update edelim. Parçamı da gizledim. Arkadaşlar şu sıyırcı plakalı da sıyırcı plakayı hareket ettirecek olan şuradaki vidalı milimiz var. Bakın şurada dişli sistemleri yapmışız. Şu dişli, ortadaki dişli döndüğünde hem arkadaşlar aynı anda şunları hareket ettiriyor, parçadan sıyrılmasını sağlıyor. Hem de bu dişli hareket ettiğinde sıyırıcı plakayı yukarı çıkartıyor, parçaları dişliden sıyırıyor. Peki bu dişli sistemini hareket ettiren sistem ne? Bakın aşağıda kremer sistemli bir işlem yapmışız ve bu kremer dişliyi hareket ettiren de piston koymuşuz. Şunu şu şekilde hareket ettirecek olursak, ki pardon arkadaşlar, şu itici grubunu bir benim aktifleştirmem lazım. Şöyle yaptığımda bakın ne oldu? Ortadaki dişliğim benim hareket etti.
Diğer diş dilleri hareket etmiyor. Sebebi şu, onların bağlantılarını yapmadım. Bilgisayar çok kasıyor arkadaşlar. Yani size bu şekilde anlatamam. Ve sürekli de kendini kapatıyor. Ama eğer ki yapabilirsem bunun ekstradan ben videosunu çeker. Setin içerisine eklerim. Onda sorun yok. Ve burada çok değişik, bir tık daha zor bir sistemli kalıp. Arkadaşlar daha farklı sistemli kalıplar yok mu? Var. Onu isteğiniz olursa, zaten istekleriniz olursa onları da ekler koyarım. Evet arkadaşlar, eğitimin içeriği bu. Size şunu söyleyeyim. Bunu kremer sistemli yaptık ama bunu adını unuttum şimdi. Zincir dişli sistemle de yapabiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şuradaki dişli yerine zincir diş koyuyoruz. Zincirle bağlı olan şuradaki motora bağlıyoruz ve motor döndükçe dişli de dönüyor. Şunu diyebilirsiniz, hocam bu çok uzun olmuş. Ben bunu zaten eğitim setinin içeriğinde sizden bahsettim nasıl yapacağınızdan. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için ve derslerimi de izleyeceğiniz için size şimdiden teşekkür ederim. İnşallah yararlı bir set olmuştur ki ben olduğundan eminim. Dediğim gibi daha farklı kalıp tipleri görmek istiyorsanız bunu bildirin. Ben çekerim hemen. Hiç sıkıntı değil. Setin içerisine ekleyebiliriz. Şimdiden kolay gelsin. Başarılar dilerim.